İyi akşamlar sayın seyirciler. TVNET ekranlarında derin meseleleri enine boyuna tartıştığımız istihbaratla yeniden karşınızdayız. Bu programda çok önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Türkiye istihbarat tarihinin son 50 yılında önemli olayların yakın tanığı olmuş Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Merkezi eski başkanı Mehmet Eymür konuğumuz. Eymür, yabancı gizli servislere çalıştığı tespit edilen MİT yöneticilerinin yakalanması, MİT'in askeri darbe süreçlerindeki tutumu, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik suikast başta olmak üzere MİT yurt dışında yaptığı önemli operasyonlar ve Oslo görüşmelerinin atası sayılabilecek eski bir müzakere süreciyle ilgili pek çok sorumuzu yanıtlayacak. Programımızın bir diğer konuğu Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü, aynı zamanda çalışma arkadaşım Abdurrahman Şimşek. Şimşek'in de Mehmet Eymür'e yönelteceği sorular olacak. Aynı zamanda kendisi değerlendirmelerde bulunacak. Bu programımıza ikinci kez katılışı. Dolayısıyla kendisinin programımızın daimi konuğuna dönüşmesi bir ihtimal dahilinde. Evet, Sayın Eymür'le en son 12 yıl önce, bundan 12 sene evvel Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Şafak Gazetesi muhabiri olarak o dönem çalıştım. Yeni Şafak Gazetesi muhabiri olarak röportaj yapmıştım. Kendisi çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Eymür bir süredir yazdığı kitaplar, internet sitesi ve nadir de olsa verdiği röportajlarla konuşan bir isim. Sağ olsun bugün davetimizi kırmadı, kabul etti. Hoş geldiniz diyelim. Abdurrahman sen de hoş geldin. Evet, çok sorumuz olacak. Programımız da uzun. Seyircilerimizden de sorular gelecek. Seyircilerimizin Twitter'da soru sormak için @ünlüferhat, yani benim şahsi Twitter adresimi değil de kurumsal istihbarat programının kurumsal adresi @netistihbarat adresini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Sizi yoracağız Mehmet Bey. Dediğim gibi program biraz uzun olacak. Söyleşimize başlamadan önce bir VTR'miz var, onu girelim. Evet sayın seyirciler, Mehmet Eymür hakkında kısa bir bilgilendirici VTR'miz olacak. Onu girelim, ardından tekrar burada karşınızda olacağız. Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar kritik görevlerde bulunmuş çok önemli bir isim. Türkiye'nin istihbarat ve güvenlik tarihinin son yarım yüzyılındaki pek çok gelişmenin yakın tanığı. Eymür, 1960'ların başında girdiği MİT'te pek çok operasyonda rol aldı. Takip memurluğundan kontraterör merkezi başkanlığına kadar yükseldi. CIA'ya çalışan Sabahattin Savaşman'ı yakalayan ekipte yer aldı. 12 Mart muhtırasından sonra adı işkenceyle özdeşleşmiş Ziver Bey Köşkü'nde sorgulamalara katıldı. Hürrem Abbas'la birlikte DHKPC lideri Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere operasyonunda rol aldı. Behçet Cantürk ve Dündar Kılıç'ın gözaltına alınıp sorgulandığı Babalar operasyonunu başlattı. Kamuoyunda 1. ve 2. MİT raporları olarak bilinen istihbarat raporlarını yazdı. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik iki ayrı suikast girişimini yönetti. Susurluk kazasından sonra emniyetteki Mehmet Ağar ekibinin faaliyetlerini anlattı. Kendisi de emniyetteki ekip tarafından Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı kullandığı için eleştirildi. Mehmet Eymür, eski arkadaşı Şenkal Atasagun MİT müsteşarlığına getirildikten sonra Washington'a atandı. Daha sonra MİT'ten emekli oldu ve Türkiye'ye döndü. Ergenekon davasında tanık olarak dinlendi. Eymür, bütün bu yönleriyle Türk istihbarat tarihinin en tanınmış isimlerinden biri, belki de birincisi. Ve yaşadıklarının bir kısmını daha önce yazsa da hala anlatacak çok şeyi var. Evet, VTR'mizi izledikten sonra Mehmet Eymür ve Abdurrahman Şimşek'le söyleşimize başlıyoruz. Evet Mehmet Bey, bildiğim kadarıyla MİT'e girişiniz 1960'lı yılların ortasına tekabül ediyor. Daha 1966. Doğrusu siz, evet, sizin eski Ocak kuşak 1966. 1 Ocak 1966. Sizin eski kuşak intisap etme deyimini kullanıyor. Yani yeni kuşaklar belki bilmez, girme anlamında veya işte teşkilata dahil olma. Evet. Babanız rahmetli Masar Eymür de bir istihbaratçıydı. Evet. Asker de aynı zamanda. Askerdi, evet. Bir baba mesleği seçme, hani böyle marangoz babasının mesleğini seçer ya, böyle bir şey miydi istihbarat merakınız? Ya, tabii, yani genç bir erkek için cazip gelen bir meslek. Nasıl bir cazibesi var? Tabii böyle ben lojmanda büyüdüm hep. Ondan sonra babam teknik bir adamdı. Bir sürü aletler, edevatlar, dinleme aletleri, şunlar bunlar işte. Tabii ilgimizi çekiyor o zaman. Evet.
nasıl milletin James Bond filmleri, bilmem casusluk filmleri ilgisini çekiyorsa bizim de çekiyordu. Evet. Bu vesileyle girdiniz. Evet, ben babam çalışırken girmek istedim. İzin vermedi. Kendisi izin vermedi. Peki taraftar değil miydi? Neden izin vermedi? Yok yani o kendi görevdeyken benim girmeme uygun doğru görmedi. Bulmadı. Doğru bulmadı. O emekli olduktan sonra girdim. Sonrası için peki sizin istihbaratçı olmanız onda bir endişe konusu oluyor muydu? Endişe yaratıyor muydu? Yok öyle bir şey. Hatta başarılı olduğumu söyledikleri zaman memnun oluyordu. Çünkü biraz haylazdım gençken. Evet. Talebelik döneminde. Evet. Babam da kızardı işte o haylazlıklarıma. Bu adam olmayacak derdi. Sonra adam olduğumuzu görünce hoşlandı tabii. Evet, evet. Şimdi bir Hiram Abbas sorusuyla ben başlamak istiyorum. Devam etmek istiyorum ilk sorudan sonra. 90 yılında karanlık bir suikaste kurban gitti 26 Eylül 1990'da. İyi silah kullandığı halde çapraz ateşe maruz kaldı. Çok konuşulan bir suikasti ve sizin çok yakın çalıştığınız uzun yıllar 1. MİT raporunu yazmanızdan sonra teşkilattan ayrılmak durumunda kalmanızdan sonra Hiram Abbas'ın tekrar bir teşkilata girişi var müsteşar yardımcısı olarak. Bu suikast yani kendisiyle beraber yürüttüğünüz operasyonlar Sabahattin Savaşman adlı CIA ve İngiliz servisine galiba çalıştığı söylenen MİT yöneticisinin yakalanması, işte Kızıldere operasyonu, Mahir Çayanlı. Kızıldere'de yoktu İran Bey de. Öyle mi? Tamam. Evet. Tamam, karıştırıyor olabilirim. Yaralanmıştı çünkü, onun için gelemedi. Bu Fındıkzade de mi yaralanmıştı? Evet, tamam. Fındıkzade'de başka bir olay vardı, detaya girmeyelim. Turan Çağlar keza, o da yine bir casusluk olayında. O da İstanbul'da o zaman olan. Alınmıştı. Biri bütün Ankara'da istihbarat başkan yardımcısıydı Sabahattin Savaşman. Bütün bu operasyonları birlikte yürüttünüz. Kendisini yakinen tanıyan birisiniz. Öldürülme sebebi ve öldürülmesine giden süreci hazırlayan faktörleri bize değerlendirebilir misiniz? Vallahi tabii şöyle söyleyeyim. Hiram Bey lafını esirgemeyen bir insandı. Çok düzgün bir insandı Hiram Bey. Onu özellikle altını çizeyim. Bazı insanlar onun isminden, özellikle Hiram isminden rahatsız olurlardı. Hani Ermeni mi, Yahudi mi filan diye soranlar olurdu. Mason duvarcı ustasının adının Hiram. Evet, onun dedesi Mason olduğu için bu ismi koymuş. Evet. O bundan gocunmadı. Yani çünkü kendi özgüveni olan bir insandı. Tam ismi esasında Mustafa Hiram Abbas. Evet. Ama o Hiram denilmesinden hiç rahatsız olmazdı. Çünkü masonlukla da hiçbir ilgisi yoktu. Sporcu bir insandı. Evet. Gençliğinde Fransa'da okurken ailesinin yükünü azaltmak için profesyonel boks müsabakaları yaparaktan hayatını geçimini sağlamış. Ayrıca tabii bir de benim kardeşim, abim falan olmadığı için erkek kardeşim. Evet. Bir abi gibiydi hakikaten. Mesela ben yurt dışından döndüğümde ilk gelip hudutta beni karşılayan Hiram Bey'di. Evet. O zaman görevde değildi. Öyle de bir münasebetimiz vardı. Bu kadar yakın bir ilişkiniz vardı. Başkalarının yanında tabii resmi konuşurduk. Ama beraber olduğumuz zaman, kimse olmadığı zaman yahut da yakın arkadaşlarımın yanında abi diye hitap ederdim. Evet. Operasyonlarda birlikte rol aldınız ve MİT'ten ayrılmasından sonra 90 senesinde bir Kürt raporu var benim bildiğim kadarıyla. Doğrudan dönemin Cumhurbaşkanı Özal'a verdiği ve Kürt meselesi ayrıca MİT'in başına gelme ihtimali. Şimdi Hiram Bey'in birazcık şöyle söyleyeyim. Bir Diyarbakır şey oldu. Diyarbakır'da birazcık briefingde askerlere istayişte bulunmuş. Yani size yer gösteriyoruz. Dağın dibinde kamp kuruyorsunuz. Evet. Ondan sonra görülmedi deyip şey diyorsunuz ondan sonra demiş.
O birazcık alerji toplamış. Örgüt kamplarından söz ediyor. Evet, örgüt kampları. Hayır, askerlerin çadır kuruyorlar işte. Tabii ondan sonra şey diyormuş. Ondan bahsediyorum. Gerilla görülmedi, şey edilmedi diye. Rapor veriyorlar. Evet. Bir o oldu. Bir o zamanki istihbarat başkanlığında bulunan Doğan Beyazıt zannedersem, ondan bir münakaşası oldu. Bayağı ağır bir münakaşa oldu. Evet. Ondan sonra. Tabii şöyle bir şey var. Hiram Bey sivil bir insandı. Siyasal mezun. Fransızcası, İngilizcesi olan sivil zihniyetli bir adam. Tabii o zamana kadar da hep müsteşarlar, müsteşar yardımcıları falan hep asker çağısı olduğu için. İşte Genelkurmay istihbarat başkanı emir verme gibi bir tavra girmiş. Hiram Bey çok sinirlendi. Sen kim oluyorsun filan. Ben Doğan Beyazıt o gün odadaydım. Odasındaydım. Şey arz ediyordum. O kadar hırslandı Hiram Bey. O da tabii çok bir asker düşmanı lafı ortaya atıldı. Sizinle ilgili de öyle zaman zaman söylene geldi. Benimle ilgili de söylüyorlar. Neden öyle diyorlar? Ben askerlerle çok yakın çalışmış, çok da sevdiğim askerler olan bir insanım. Yani babam da asker. İnsanın iyisi kötüsü olduğu gibi askerin de içinde iyi olanları var, kötü olanları var. Bizim MİT'te de var. Geçimsizliğimiz kötü olanlarla, bizim iyi olan insanlarla geçimsizliğimiz, sevgisizliğimiz falan olmaz. Yani. Evet. Mümkün değil. Evet. Tabii MİT'te de var. Doğru. Faktörler var. Tabii bu arada bu aydınlık yayınları özellikle şurada. Hiram Abbas'la ilgili mi? Evet, getirdim. Onunla ilgili. Onları hele bu aslında bir kameraya doğru tutarsak. Hele bu Savaşman'ın yakalanmasından sonra. Hangi kamera? Savaşman'ın yakalanmasından sonra şurada bir şey daha var. Evet, o öldürüldüğü an. Şurada bir tane bir sayısı daha var. Evet. Şurada bütün arabası, evi falan. Evet, evet. Tamam. Sen tut gene. Tamam. Evet. Hiram Abbas Ankara MİT Merkezi'ndeki MAH Başkanlığı'nda görevli. Bu ölümden önceki yayınlar. Tabii. Direkt adres veren, kimlik, künye bilgilerini veren yayınlar. Tabii tabii. Neden böyle bir şey yapıyorlar? İsim, resim, telefonu, araba plakası, ondan sonra her şeyini yayınladılar. Yani gelin işte bunun adresi burada, gelin. Bu da öldürüldükten sonra galiba. Öldürüldükten sonra. Bunu da kameramıza şöyle gösterelim. Öldürdükten sonraki görüntüler. Evet. Nasıl bir kin dolu ki, yani öldürüldükten sonra da şey diyor, şuradan müsaade ederseniz çok kısa bir şey okuyayım. Hiram Abbas son durağı mafya. Özel sözünü tutmadı. Sivilleştirme planının yıldızıydı. Emekli olduktan sonra yeraltı dünyasına tam geçiş. Silah ticareti, beyaz işi. Korunmayı niçin reddetmişti diye böyle bir başlıklar atmışlar. İmalı, evet. İçeride tabii bir sürü. Oradaki cümlelerden biri dikkatimi çekti. Sivilleşme projesi var. Acaba o yüzden hedef seçilmiş olabilir mi? Belli grupların, belki yani, yabancı servislerin de aralarında bulunduğu. Dev solu taşeron olarak kullanmak suretiyle bir şekilde Hiram Abbas hedef seçilmiş ve öldürtülmüş olabilir mi? Zaten birçok şeyde dev solun taşeronluk yaptığını görüyoruz yani. Daha sonraki yıllarda da bir sürü olayda taşeronluk yaptığını tahmin ediyoruz. Evet. Çeşitli şeyler olabilir ama Hiram Bey'in belli mevkilere gelmesini arzu etmeyen insanların yaptığını söylemek mümkün. Dış güçler mi daha çok kastınız? Çünkü zaten iç güçler, dış güçler birbirine çok karışmış vaziyette Türkiye'de. Öyle mi? Evet. Neden öyle düşünüyorsunuz? Çok mu içimizde çok mu dış güç var? Bütün dış güçlerin
değişik dış güçler diyelim. Hepsinin Türkiye'de uzantıları olduğunu düşünüyorum. Onun için söylüyorum. Anladım. Belki buradan şuraya geçilebilir. Sol örgütlere nüfuz eden, hatırladığım kadarıyla Necdet Küçük Taşkıner, çok emin değilim. Onun verdiği ifadeler vardı ve yani İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi olmalı. Şimdi bunu ben zaten onu anlatıyor, evet. Daha önce yazdım. Yani şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. 1972 yılında biz bu Perinçeklerin partisinin o zaman adı Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ydi. Partisi, evet. Evet. Ondan sonra bunlar Şafak Mecmuaları diye bir takım şeyler yayınlarda bugünün okunuyordu. Aydınlığı gibi mi o zaman? Ama o zaman gizli yapıyorlar bunu. Ondan sonra işte o sıkı yönetim oldu. O sıkı yönetim devresinde bunlar aranır duruma. 12 Eylül'den söz ediyorsunuz sıkı yönetim. Evet, 72. Yok, 1971 muhtırasından sonra. 12 Mart'tan sonra. Evet. Evet. Ondan sonra. Ve 72'de İstanbul örgütünü basıldı. Evet. Ve Ferit İlsever'in başında olduğu İstanbul örgütü yakalandı. Bu yakalanma enteresan bir şeydir. Evet. İstanbul şeyde Robert Koleji'nin ondan sonra Aşiyan mezarlığının yukarıda, evet, yukarısında. Evet. Robert Koleji'de görevli bir İngiliz profesörün lojmanında yakalandı örgüt. Evet. Bütün malzemesinden telsizler, ondan sonra baskı makineleri falan hepsi. O zamanki gazetelerde. Profesörün adı hatırınızda mı? Hillary Sumner Boyd. Amerikan doğumlu İngiliz tabiyetli bir profesör. Anladım. Bu profesör daha önce Türkiye'ye Troçki cemiyetlerin genel sekreterliğini yapmış İngiltere'de. Evet. Ondan sol gelenekten sonra, geldiği evet, gibi bir resim var. Öyle evet, bir profil veriyor. Troçki cemiyetlerin genel sekreterliği de zaten CIA'in ve MI6'in yürüttükleri bir faaliyet. Yani Rusya aleyhine evet, yürüttükleri çünkü bir faaliyet. Çünkü Stalin çizgisinin dışında. Evet. Çizgisinin dışında yani bir Troçki istihbaratçı bu Hillary denen şey. Evet. Sonra işte Troçki öldürüldükten sonra Güney Amerika'da, sonra profesör olarak Robert Koleji'ye görevli olarak geliyor. Evet, görevli olarak geliyor. Onun Türkiye'deki her sol örgütte Moskova etkisi yok. Resmini de gösterebilirim. Evet. Evet. Türkiye'de de belki uzun süre kaldı. Kim oldu, nasıl bir adam olduğunu merak edenlere gösterebilirim. Şöyle ben yine siz açtıktan sonra göstereyim kameramızı. Evet. 30 senenin üstünde kalıyor değil mi? Evet, 1972. Evet. 72'den söz ediyoruz. Biliyorsunuz bu Troçki de Türkiye'de sonra geliyor kalıyor, adada kalıyor. Evet. Sonra ayrıldı mı? Nasıl oldu? Evet. Var da bir tane de şu tamam, daha büyük. Şu büyük kareyi şey yapalım, gösterelim. Şöyle birinci kamera. Şöyle bu profesör 1972'den sonra Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi ile irtibatlı bir. Evet, şöyle gösteriyorum tekrar. Evet, bu partiye, bu partiyle irtibatlı bir, daha doğrusu o partiyi yönlendiren bir zaten profesör. Mehmet Bey geçtiğimiz göre günlerde Ergenekon mahkemesinde evet, tanık olarak çağrıldığında da Ferit evet, İlsever'di. Konuyu kabul etti yani. Evet, orada yakalandıklarını. Evet. Hatta üç katlı bir villa. Yani ama işte profesörün evi değildi de işte başka suna aitti falan gibi böyle. Sonuçta bir temas var, bir İngiliz servisi. Kesinlikle çünkü var. Biz hep şeyi biliyorduk, yani şimdi Moskova. Bu tabii esasında bu faaliyete ben yardımcı olarak gitmiştim. Yani benim işim Şafak değildi. Şafak operasyonu dediniz operasyon. Evet, Şafak operasyonlar. Bu Şafak operasyonunun yöneticisi şimdi rahmetli oldu, öldü. Necdet Küçük Taşkın. Yani. Bir trafik kazasıydı. Hatta öldü. Şüpheli bir trafik kazası evet, değil mi? Şimdi bilmiyorum sizin okumanız daha iyi.
Yok estağfurullah. Çok önemli bilgiler var burada. Bir bakalım kısmen vaktimiz ölçüsünde. Çizili şeyleri biraz okursanız. Tamam, vaktimiz ölçüsünde okuyalım. Susurluk Komisyonu'na verdiği ifade. Bazı kısımlar önemli. Evet, bu Meclis Susurluk Komisyonu'na evet, 1997 evet, senesi olmalı. Yani bir resmi makam önünde verdiği evet, bir ifade. Evet. Benim mahkemede anlattıklarım da daha üstünde bilgiler. Çünkü operasyonun daha içindeydi. Evet, evet. Evet. Şöyle söylüyor, 12 Mart olayları sırasında Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi operasyonu yürüdü Türkiye'de. Bu operasyonu planlayan benim. Adı Şafak Operasyonu'dur diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda müfettiş geçiyor. Bizde kadro müfettiş geçer ama faal elemanlarız yani. Bu Şafak Operasyonu'nu yürütürken İstanbul Bölge Sorumlusu Ferit İrsever'in karargah olarak kullandığı evi tespit ettik. Bu karargah Hiller Sander Boyd adında Robert Kolej'de profesör olan şahsa ait. İngiliz uyruklu ve bu operasyon sonucunda İstanbul bölgesine ve bütün Türkiye'ye şamil olmak üzere 266 eleman yakaladık. Bu arada İngiliz'i de yakaladık. İngiliz'i aldık, emniyete getirdik, gazeteler yazdı. Bu İngiliz'i bize sorgulatmadılar diyor. İşte orada yukarıdan bir emir geliyor. Kesin dediler. 20 tane konsolosluk arabası geldi. İngiliz'i biz sorgulayamayınca biz o tarihte bu örgütün MİT'ten gelen bir MİT'in o dönemki üst yönetimi diyelim. Evet, belki evet, askerlerle ben bağlantılı yine. Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Peki evet. Mehmet Bey, 20 tane konsolosluk aracı geldi diyor. Bir İngiliz profesörü yani ne kadar bir gücü varmış ya, 20 yani, konsolosluk aracıyla. Önemli birisi demek ki demek bu kadar. Önemli bir. Yani sizi beni alsalar kimse sormaz yani ama 20 tane konsolosluk aracı geliyorsa evet, demek ki İstanbul'da önemli bir görevi var. Belki konuşacağından yani, endişelendiler. Yani hı, konuşur, bütün operasyonun perde arkası açığa çıkar. Ben yani adamla da konuştum. Yani sorgu gibi mi konuştunuz yoksa hayır, sohbet hayır, gibi? Hayır, yani o ev basıldığı zaman evet, İngilizler evin dışında duruyordu. Ondan evet, da konuştum yani. Evet. İngilizce. Ne dedi peki? Ondan sonra şaşkın vaziyetteydi. Ondan sonra bilmiyordum ben bunların böyle bir şey olduğunu falan gibi. Bilmezden geliyor. Ama bilmemesi mümkün değil. O kadar çok alet, edevat filan içeride var ki yani. Evet. Devam edelim istiyorsanız şöyle hızlıca evet, hemen çok evet, fazla evet, vaktimizi harcamadan. Bizim teşkilattan geliyorlar. Yani MİT'i kastediyor. Bir de yabancılar üzerimize geliyor. Kesin operasyonu. Necdet Küçüktaşkınlar'ın ifadesine devam ediyoruz. Biz de operasyonu kestik. Yani ve o tarihlerde bu adamı sorgulayamamamız nedeniyle biz yabancı iltisaklarını yani ilişkilerini demek istiyor, tespit edemedik. Ama şunu söyleyeyim. Bize dediler ki sol örgütü yakala. Biz sol örgütü deşifre etme çalışmalarına girerken altından İngiliz çıktı. Normalde bir ara Mahir Kaynan meşhur sözü vardı. Herkes Moskova'dan biliyordu ama Batı'dan da geliyordu. İşte İngiliz çıkıyor. Moskova, komünistler Moskova sloganının her zamanda geçerli olmadığı anlaşılıyor. Evet. En azından belli örgütler veya gruplar üzerinde. Biz sol örgütü deşifre etmeye çalışıyoruz. Evet İngiliz çıktı dedik. Şüphelendik, bir istifham koyduk. Nedir? Bu nasıl iştir? Karargah İstanbul bölgesi ve bu karargahta biz Ferit İsever Bey'in şifreli defterini ele geçirdik. Bu şifreli defterde bugün halen medyada yer alan 50'ye yakın insan isim var. Ankara 3 No. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin Şafak dosyası mevcutta. Dosyasında mevcuttur bu şifreli defter. Delil olarak orada mevcuttur. Evet böyle uzayıp gidiyor, detaylara giriyor. Sonuçta bu operasyonu bütün detaylarıyla anlatıyor ve arkasından neyin çıktığını. Şimdi, Ferhat'cığım burada Perinçek grubunun yani İngiliz gizli servisiyle direkt bağlantısının olduğunu gösteren bir ifade bu. Bence çok önemli bir şey. Evet. Bunun burada derinleştirilmesi lazım. Burada bu çok doğrudan bir delil. O zaman bu ifadenin üzerine neden gidilmedi peki Mehmet Bey? Yani çok çok net ifadeler var burada. Valla Necdet Küçüktaşkınlar maalesef bu aydınlık orada önemli bir şey vardı. Evet. Necdet Küçüktaşkınar daha sonra teşkilattan ayrılıyor ve avukatlık yapmaya başlıyor Taksim'de. Bu operasyondan sonra ayrılıyor evet, MİT'ten. Taksim'de operanın sırasında galiba bir yazıhane şey diyor, tutuyor bir arkadaşından beraber. Bu arada evet, Ferit İlsever ve birkaç kişi bunun bürosunu basıyorlar silahlı olarak. Evet. Ondan sonra silahlarını da göstererekten masaya koyuyorlar silahı. Diyorlar ki kim verdi bu emri? Yani size bu çalışmayı yapma emrini kim verdi? Yani MİT'ten kimin verdiğini anlamaya çalışıyorlar. MİT'ten mi? Veya işte askerden başka bir seviyeden. Ondan sonra eğer bu konuda şey dersen seni yayınlamayız. Ama bize bilgi verirsen. Ama
itirafçı yapmak istiyorlar evet, bir yerde. Tehditli bari böyle. O da diyor ki abuk sabuk şey yapmayın. Sen diyorlar işkencecisin zaten, işkencelere girdin falan. Diyor ki ben sorgulara girdiğimi kabul ediyorum sizin sorgularınızı ama ben işkenceci falan da değilim. Ondan sonra bu yaptıklarınız da çok abuk sabuk şeyler, lütfen burayı terk edin diyor. O ifadelerde var tamam, zaten. Evet. Ondan sonra terk ediyorlar. Ertesi gün çıkan dergide 1 Mayıs olaylarının şeyi olarak... Sorumlusu olarak. Peki tertiplediğini söylüyorlar. Evet. Sahte doküman gösteriyorlar ondan sonra ya. Evet. Filan falan. Evet. Ve bir reklama gideceğiz Mehmet Bey. Sonra tekrar dönüşte detaylı alırız. Bir de bombalanıyor şey. Bürosu. Evet. Bürosu bombalanıyor. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Söyleşimize Mehmet Eymür'le MİT Kontrterör Merkezi eski başkanı ve Sabah gazetesi özel istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek'le reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet, bu hafta istihbaratta Milli İstihbarat Teşkilatı Kontur Terör Merkezi eski başkanı Mehmet Eymür'ü ağırlıyoruz. Eymür sorularımızı yanıtlıyor. Biraz eskilerden başladık, devam ediyoruz. Evet. Eskiler ama bugün ışık tutan konular. Necdet Küçüktaşkıner demiştiniz en son. Evet, onun, Necdet Küçüktaşkıner. Onu işte böyle başına bir sürü şey geliyor. Barodan atmaya kalkıyorlar. Avukatlık yapıyor. İstanbul Barosu'na kayıtlı. Ve Necdet Küçüktaşkıner işte... Ne zaman oluyor bu? 2006'da kameramıza... bir trafik kazası şöyle, Antalya'da. Evet. Şüpheli kazasında... diye yazmışlar. Bir trafik kazası sonunda hayatını evet, kaybediyor. Bir evet, komaya giriyor ve kaybediyor. Evet. Evet. Ve maalesef üzerindeki o 1 Mayıs evet, tertipçisi şeyini de bütün mücadelesine rağmen atamıyor. Evet. Necdet Küçüktaşkıner ve sol örgütler veya partilerle yabancı ama batılı gizli servislerin ilişkisini burada bir mim koyup başka bir konuya, bugün güncel bir meseleye dönelim. Evet. Bugün bir yayında Abdurrahman Şimşek, daha önce benim de telefonda katıldığım bir A Haber yayınında Sevilay Yüksel'in, Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yüksel'in bugün yazdığı MİT'in gazetecileri dinleme meselesiyle ilgili açıklamaların olduğu. Gazeteci dinlemesi tabii bizim açımızdan Mehmet Bey kabul edilebilir bir şey değil. MİT, asker, emniyet her kim dinliyorsa dinlesin. Belki istihbaratçılar kendi istihbarat edinme zaviyeleri açısından bakıyorlar. Bizim açımızdan ama kabul edilebilir bir şey değil. Gazeteci kim olursa olsun neticede kamu için habercilik faaliyeti yapıyor. En azından öyle lanse ediliyor. Yani herkes... O pek gerçekçi bir yaklaşım değil yani. Bu dinlenen kişiler üzerinde mi hayır, söylüyorsunuz? Hayır, ben dinlenen kişiler için de evet, kesinlikle ben söylemiyorum şimdi, ama ben, evet, gazetecilik dışında çok başka işler yapan arkadaşlarınız sizin da var. Sizin tesir ajanlığı mı diyorsunuz? Yani, o konuya sonra gireceğiz. Evet, tesir ajanlığı evet, o bağlamda tartışırız. Abdurrahman'a şunu sormak istiyorum. Neticede bir dinleme olayı var. Sahte isimlerle bu kişiler dinlenmiş. Bunun savunulabilir tarafı yok. Bununla birlikte bir hukuki anlamda sıkıntılı görünen bir talep yazısı da var. Başbakanlığa gönderilmiş. Bu talep yazısında dinleme paranoyasının oluştuğu, bu dinleme paranoyasının işte MİT'in bu gazetecilerin dinlemesiyle ortaya çıktığı. Çünkü aslında çok daha öncesinde var böyle bir paranoya. Bizim de çok eskiden öteden beri bildiğimiz ama 2007'den sonra dozu giderek artan bir paranoya. Yazıyı hukuki anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Bir de bu olayın perde arkası ne? Başbakanlığın izniyle dahil olmak üzere bu iş yeni bir kriz yaratacak noktaya gelir mi? Vallahi ben şimdi 7 Şubat krizinden sonra 18 Ekim krizi gelir mi? Onu tam şu an için kestirmek çok erken yani bir gazeteci o. Evet. Biz Sevilay Yükselir bu bilgiyi köşesinde yazdıktan sonra gece daha henüz matbaada gazeteler basılmadan önce evet, bu bilgiyi biz sistemden görünce hemen araştırmaya... Bizim gazetenin, Sabah evet, bizim gazetesinin sistemi, kendi iç... Zaten biliyorsun seninle abi, beraber biz gecenin bir saatine kadar bu bilginin doğruluğunu araştırdık. Evet. Sevilay'ın haber kaynağının verdiği bilgi çok önemli. Yeni bir kriz mi geliyor evet, diye. Sonradan tabii araştırınca... Evet.
bunun aslında rutin bir soruşturma olduğunu, çünkü ortaya Taraf Gazetesi'nin çıkardığı bir illegal dinleme talebi vardı. Bu arada dinlenen isimleri sıralayalım. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Markar Eseyan, Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Amber'in zaman o dönem ve Taraf Gazetesi'nde çalışıyor. Üç tane de hanımefendi, yani gazeteci olmayan bir üniversite öğrencisi, bayanlar vardı. Şimdi burada şu gazetecilerin hani yasada da, istihbarat yasasında da var birçok yerde, direkt hedef değillerdir normalde. Yani bir teröristi önleme istihbaratı yapabilirsiniz ama bir gazeteci terörist değil yani bizim. Ama şöyle Mehmet Bey'e de yayına gelmeden önce sordum. Mehmet Bey, bizleri hani istihbarat örgütlerinin dinlemesi ne kadar doğrudur dedim. O da dedi ki yani gazeteciler iyi haber kaynaklarıdır. Normalde istihbarat örgütleri dinlerler. Yani dünyada da dinlenir, burada da dinler. Ama peki bir haber amaçlı mı dinliyor, yoksa burada bir başka bir maksat mı var? Yani başka maksat da yani sadece konu terördü ki. Yani o sizin demin saydığınız isimler arasında bir sürü beynemle ilişkisi olan insanlar var. Yasemin Çongar, gazeteci Yasemin Çongar. Bir sürü insan var. Yani kim? Bunların yurt dışı ilişkilerini araştırmak da MIT'in görevi. Bu bir espiyonaj, kontra espiyonaj faaliyeti olarak. Tabii. Yani tabii. Aslında rutin bir uygulama. Şimdi burada MIT'i yani savunmak istemiyorum ama MIT'i zaten... Çünkü Yasemin Çongar'ın eşi yabancı uyruklu. Amber'in zamanın galiba tam bilmiyorum kesin olmamakla birlikte yabancı iltisakları olduğu biliniyor. Şimdi MIT doğal olarak görevini dinliyor. Acaba bir şey olabilir mi? Bir espiyonaj, yani casusluk faaliyeti, herhangi bir bilgi dışarı... Siz MIT'te olsanız Mehmet Bey, pardon Abdurrahman, çok kısa hemen sana döneceğim. Dinler miydiniz? Ben kontra espiyonajcıyım tabii. Yani biz zaten şüphe üzerine dair çalışan insanlarız. Bizi dinler miydiniz Mehmet Bey? Biz gazeteciyiz mesela. Vallahi yani... Bir gerekçesi olması lazım dinlemek için. Sık sık dış seyahatlere gidiyorsanız, yabancılarla ilişkiniz şeyse, sıcaksa, ondan sonra konsolosluklarda, sefaretteki davetlere katılıyorsanız bir araştırma konusu olabilir. O zaman senin dediğin bağlamda Abdurrahman, haber kaynağı olmaktan ziyade kontraespiyonaj bağlamında tabii, dinlerim tabii, diyor Mehmet Bey. Kesinlikle burada Taraf Gazetesi'ne bir komplo için dinleme olduğunu ben düşünmüyorum. Burada MIT'in rutin yaptığı, yani birçok gazeteci dinliyordur. 3 ay yani bir bağlamda bir projenin perde arkasını biz bilmiyoruz. Şimdi bize gösterilen işte tarafı dinliyorlar. İşte bizi hedef yapıyorlar. Neden dinliyorlar? İşte belgesini. Şimdi ben de sormak istiyorum. MIT böyle çok mesela gizli... Mesela sen dinleniyor olabilir misin? Ve sen dinlensen böyle rahatsız olmaz mısın? Ya ben zaten her zaman 10 senedir her zaman dinlendiğimi hesap ederek konuşurum. Zaten beni eğer bir istihbarat örgütü dinlemiyorsa o istihbarat örgütü olmasın. Niye dinleyecek? Haber almak için. Çünkü ben iyi bir haber kaynağım. Bir sürü kişiyle görüşüyorum. Haber kaynaklarım var. Emekli istihbaratçılarla görüşüyorum. Evet. Yabancı yurt dışına sık sık seyahat ediyorum. Terör örgütleriyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Haber amaçlı seyahat ediyorsun. Haber amaçlı. Yanlış anlaşılmasın. Hayır. Mehmet Bey başka anlamda kullandı. Hayır. Beni de aslında MIT dinliyorsa da bunu beni hedef seçtiği içindir. Dolayısıyla Abdurrahman sık sık seyahat ediyor. Belki benim haber kaynaklarımdan, benim göremediğim ilişkilerden başka bağlantılar da çıkarabilir. Şimdi bu MIT bunun gerçek manada neyi hedeflediğini bilmediğimiz için tabii bize biraz kaygı yaratabilir. MIT beni neden dinliyor? Bizi niye hedef seçiyor? Peki niye açığa çıkmıyor böyle bir şey varsa? Çünkü burada da mesela sahte isimlerle dinleme var. Biraz çaba sonucunda ama belli ki anlaşılmış. Ama burada şu var. Ben bununla ilgili bir iddia ortaya atmıştım. Hatta işte ondan sonra bu iddiayı attıktan sonra gazeteci meslektaşım Mehmet Baransu bana MIT'ci gazeteci olarak yaftaladı beni. Bir gazeteciye iftira atmak çok yanlış. Ben şunu sordum. Kimse kimseye gazeteci, biz yani her halükarda gazeteci kimliğini kabul etmek Ferhat Bey, ben şimdi şunu söyledim.
eğer MİT sizi dinledi, 9 kişiyi illegal şekilde dinledi ve düşünün gerçek adınızla bile dinlemiyor, kod isimler kullanıyor. Şimdi evet. Amber'in zamana Demi demiş, diğerlerine Arap isimleri takılmış. Peki siz bu çok gizli dinlemeyi, bu belgeler size nasıl geliyor? Siz bundan nasıl haberdar oluyorsunuz? Demek ki bu belgeleri de başka bir istihbarat örgütü size sızdırıyor. Burada aslında... Veyahut teşkilatın içinden birileri sızdırıyor. Veyahut da teşkilatın içinden sızdırıyor. İki tane şık var. Biri, ben şu iddiayı ortaya attım. Bu belgeler mesela Mehmet Baransu halen şeyde de internette de var. Ben bu belgeleri mahkemeden aldım dedi, hakimden aldım. Hakime resmen iftira atıyor. Bir kere ben yıllardır bu işi yapıyorum. Adliyelerden sorumlu istihbarat müdürlüğü yapıyorum. Kendi ekibim. Evet. Bu telefon dinleme isteği hakimde olmaz. Hakime kimde gelir. Kimde olur peki? Hangi makamda olur? Şöyle söylüyorum. İstihbarat örgütü bir dinleme kararı alıyorsa önce getirir. Mahkeme başkanı da der. İlgili mahkemenin üyelerine, bir dinleme getirir. Hakimlere konuyu anlatır. Hakim bakar orada, eğer bir itirazı varsa hakimin bunu imzalamayabilir. Orada imzala. Ama hakimler de diyor ki biz anlamıyoruz neyin, hangi dosyanın geldiğini ve imzalıyoruz ezbere. Onu imzalıyor. Sonra bu dinleme kararını MİT mensubu götürüyor, İstanbul Bölge Başkanlığı'na veriyor. Oradan da TİB'e gidiyor. TİB'deki evet. temsilcisi, MİT'in temsilcisi bunu TİB Başkanlığı'na veriyor. Oradan bir hat çekiliyor. Bu belge nerede kalıyor? Bir, hakimde kalmıyor. Hakim imzalıyor. Hakimde neden kalmıyor? Çünkü hakimin adliyede saklayacak bir kasası güvenliğini yok. Güvenliğini sağlama güvenliğini, o belgenin var. Çok önemli. Bir espiyonaj faaliyeti çerçevesindeki bir belgenin güvenliğini sağlayamayacağı için MİT mensubuna veriyor veya jandarma evet. mensubuna, emniyet mensubuna. Bunlar da bir kopyasını TİB'e yolluyor. Ben de dedim ki bu belgeler TİB'den sızıyor. Ya MİT'ten sızıyor ya da TİB'den. Ama MİT kendi ayağına sıkmayacağını düşünüyorum. Böyle bir belgeyi neden versin? Çok zor yani MİT'ten böyle bir belge çıkabiliyorsa. Ayrıca bir skandal. TİB'den sızıyor. Ondan sonra Mehmet Baransu daha önceden de iyi de tanışırız. İkisinden de çıkabilir. Ben de tanırım Mehmet Baransu. Kendisi ama burada anlam veremediğim bir şekilde beni MİT'çi yaptı. Hakikaten yani bana iftira attı. Ben MİT'le ilgili bir irtibatım varsa... Herhangi bir şey varsa belgeli bir şey. Ben görüşebilirim. Şimdi gazeteci herkesle görüşür. Tabii ki görüşeceğim. Ben gidip dışarıdaki haberi, şu belgeleri manavdan mı alacağım? Yabancıyla görüşmekten yani. MİT'le görüşmek tabii ki çok daha iyi. Bir de terör örgütleriyle görüşüyorsunuz. Tabii PKK'yla. Biz burada gazeteciliğin doğası kendi gereği. milli şeyinden görüşeceksin. Yani tabii. Biz seninle terörle mücadele daire başkanına gittik. Her yere gittik. Ankara'ya gittik, jandarmaya gittik seninle. MİT'le de görüşebiliriz. Bunda doğal bir şey. Biz gazeteciyiz ve istihbarat evet. konularında yazıyorsak evet. bizi MİT'çi kadı. Yani bu belgeler ben şunu düşünüyorum. Yani savcının yorumuna gelirsek evet. Savcı orada olan soruşturmasını normal yapmak zorunda. Çünkü bir avukatları bir tarafından şikayet var, yani. Var. Onu sonuçlandırması lazım hukuken. Tabii ki savcının aslında orada biraz fazla yoruma dayalı yani orada... Yani dinleme paranoyası gibi kavramların kullanılması orada, bu biraz hukuk ötesi, biraz aşırı yorum diyeceğimiz türden ifadeler mi? Aşırı yorum diyorum ama ben gene de ön yargılı olmak istemiyorum. Sayın savcımızı da ben uzaktan biliyorum yani çok ön yargılı da olmak istemiyorum. Evet. Ama burada şunu eleştirebilir yani ben şunu beklerdim. Tabii ki görevini yapacak savcı bey... MİT bu, bir gerekçe gösterdim buna. Oralara girilmedi henüz. Yani neden işte, dinlendi? Yani şimdi bu dinlendi? Gerekçeyi bilmeden zaten fazla üzerine gitmek yanlış evet. bence. Şimdi bu toparla MİT, istiyorsan burayı hemen kapatıp başka bir konuya geçeceğiz. Savcı bey normalde bu şikayete bağlı evet. suçu normal olarak memur suçlarına bakan savcı olduğu için bu olayı başbakanlığından izin almak suretiyle başvurdu. Evet. Şimdi başbakanlığın bu izni verir mi, vermez mi? Burası biraz muallakta yani. Onu göreceğiz. Bununla ilgili araştırmalarımız sürüyor. Savcının hangi doneler, hangi belgeleri ekine koyduğu burada tam evet. mağdurların da ifadeleri var. Bakalım evet. sonuç ne olacak bilmiyorum. Şimdi Mehmet Bey, başka bir konuya. 12 Mart ile ilgili bir şey kısaca sorayım size. 1971'deki 12 Mart muhtırasından sonra yaşanan Ziver Bey Köşkü sorgulamaları. Bu sorgulamalarda işkenceli
evet. sorgulamalar olduğu söylene geldi. Siz de o köşte bulunuyordunuz sorgu ekibinde. Burada işkence İlhan Selçuk'un biliyorsunuz akrostişle bir şiirde. Bir müddet. Evet. Onda da geçici görevliydim ben. Evet. Bu hatta burada ilk kontrgerilla kelimesinin telaffuz edildiği, siz gerillaysanız biz de kontrgerillayız kabilinden bir şey hatırlıyorum. Bu işkenceli sorgulamalar neydi? Ziver Bey konusunda şimdi ne söylersiniz? Tabii, size yöneltilen suçlamalar da dahil. Şimdi sorguyla işkenceyi ayırmak lazım. Yani sorgu orası bir sorgu bürosu zaten. Yani mülteci sorgusu için kullanılan bir yer orası. Böyle bir büyüyen bir olay karşısında da ilk başlangıç yeri orası olduğu için orada şeydi. Ama İstanbul'da merkez komutanlığı doluydu, emniyet doluydu. Ondan sonra her yerde şeyler vardı, tutuklular vardı. Yani bir tek Ziver Bey değil. Evet. Şimdi o bir Ziver Bey işte bir meşhur isim, oldu yani. İsim çıkınca böyle şey oluyor. Fenomen şimdi bu Talat Turan diye bir şey var, emekli albay. Biliyorum o, ben görüşmüştüm şeyden, haberci olarak. Sabotaj olayından. 1960'ta bomba davası denilen bomba davada. Bomba davasından işte bir gemi batırma bilmem ne filan falan onlardan şey yaptı. Yani bu albay yani. Zaten ihtilalci bir albaydır. Gençlere silah verip de işte sarf kuraylar, şeyler falan hep bunların zamanında ortaya çıkan kişiler. Evet. Şimdi bu albay Mehmet Eymür bana işkence yaptı diye kaç kere beyanatlarda bulundu. Bana da söyledi çıktı. Aynısını. Evet. Evet, doğru mudur? Ben buna telefon ettim. Telefonunu buldum. Dedim ki ben sizi hiç tanımıyorum. Siz beni nereden tanıyorsunuz ondan sonra? Ben sizi hiç görmedim. Siz dedi Ziver Bey'de çalıştınız mı? Evet kısa bir müddet çalıştım dedim. Benim için yeter dedi bu dedi. Yani orada çalıştıysanız bana işkence yapmışsınız dedi. Yapmışımdır varsaydı. Evet. Böyle bir kısır bir düşünceyle. Şimdi ben iyi bir sorgucuydum çalıştığım zaman. Sorgu zaten pek böyle iç açıcı insanın hani oturup da bir sohbet masasında masasında böyle hani kahkaha ataraktan yapılan bir şey değil. Evet. Zaten iş bir gözü kapalı bir adam olabiliyor bazen. Evet. Karşısındakileri teşhis etmesin diye. Ondan sonra bir hücrede gibi küçük bir odada kalıyor. Kimseyle konuşmuyor. Yine tuvalete bile olacak, kontrollü gidiyor, kontrollü geliyor. Şimdi bu zaten normal bir insan için bir işkence. Yani illa fiziki bir şiddet uygulamak gerekmiyor. Olmadı mı? Kesinlikle söyleyebilirim ki zaman zaman aşırı faaliyet, bu tip aşırı şeyler, davranışlarda bulunan insanlar oldu. Evet. Şimdi çok kısa bir reklam aramız olacak. Tekrar sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sayın seyirciler, istihbaratta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar, özür dilerim, MİT Kontrterör Merkezi Eski Başkanı Mehmet Eymür ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet sayın seyirciler, istihbaratta bu akşam çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Merkezi Eski Başkanı Mehmet Eymür. En son konuştuğumuz konuları geride bıraktık. Şimdi biraz daha yeni, 90'lı yılların çok önemli bir operasyonu. PKK ile alakalı ve eski bir müzakere sürecini konuşacağız. Şimdi MİT'in PKK'nın silah bırakması ve Kürt sorunu çözümü konusunda 2009'da yapılan biliyorsunuz bir Oslo görüşmesi oldu. Evet. Hakan Fidan o zaman Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı iken sonra da MİT Müsteşar Yardımcısı ve sonra MİT Müsteşar oldu. Afet Güneş'le dönemin MİT Müsteşar Yardımcısıyla bir görüşmesi var. Dönemin MİT Müsteşarı da yine sizin uzun yıllar birlikte çalıştığınız Emre Taner. Bu görüşme 1990'lı yıllarda 97 yılında hiç bilinmeyen bir şey bu. Ahmet Türk ve Sırrı Sakık
vasıtasıyla dönemin HADEP'li ya da DEP'li, tam partinin o zaman adını bilmiyorum ama şimdiki BDP çizgisinin, partisinin yetkililerince bizzat MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'na giderek, Galip Tuğcu'yla, dönemin bölge başkanıyla görüşerek gerçekleştiği yönünde bir bilgi var. Sönmez Köksal'ın, dönemin müsteşarının, yani politik cesareti, istihbarat politikası açısından cesareti olmasa bu görüşme gerçekleşmez de deniliyor. Sizin bu görüşmeyle ilgili bilginiz nedir? Bunu bize açıklar mısınız? Sene kaç? 97 diye geçiyor. 97, evet. Bir sonraki programımızda bunu daha detaylı bir başka konuğumuzla konuşacağız ama öncelikle sizi de sormak istedim. Evet. Çünkü siz o dönem görevlisiniz. Ben o konudan haberim yok, yani Galip Tuğcu'yla bir ilişki olduğundan. Evet. Yalnız ben şunu söyleyebilirim. Yeşil'in Sarısakık'la ilişkisi vardı. Sarısakık'ın Ankara'da Cinnah Caddesi üzerinde bir bürosu vardı. Evet. Orada gider ondan görüşürdü. Yeşil Kodalı Mahmut Yıldırım. Evet, Mahmut Yıldırım. Hatta Mahmut Yıldırım sonra bize ilettiği bir şey vardı. Şemrin Sakık'ın teslim olmak istediği. Ondan sonra ve o tarihte ben o konuyu Nusret Başsavcı Demiral konuştum. Bakarız falan dendi. Ama sonra araya başka şeyler girdi. Ne oldu bilmiyorum. Bir de bu daha önce açıklanmış bir bilgi değil benim bildiğim kadarıyla. Olabilir tabii. Yani. Siz ilk kez söylüyorsunuz. Başkanım, Şemrin Sakık'ın özel kuvvetler tarafından operasyonla getirildiği söyleniyor. Hayır. Hatta Mesut Mahmut Yıldırım almış getirmiş. Onlar belki özel kuvvetler dışında. Şeyi yanıltmak için verilmiş bilgiler. Kitap bile çıkmıştı ya, hatırlıyorsunuz. Hayır. Onlar Şemrin Sakık Barzani'ye sığınıyor. Ondan sonra Barzani resmi yayınladığı şey var. Belge var yani. Şemrin Sakık bize sığınmıştır. Ondan sonra neden sığınıyor? Abdullah Öcalan'dan ihtilafı olduğu için, yani görüş ayrılıkları olduğu evet. için. Ondan sonra da Barzani bize verdi. Bizim vekiller de gidip aldılar. Aynı Abdullah Öcalan'ın bize Kenya'da verilmesi gibi. Onu da verdiler, aldılar. Yani öyle bir gidip de bir operasyondan alınma diye bir şey yok yani. Medyada işte ilaçla uyutuldu özel kuvvetler. Bilmiyorum yani şimdi kimseyi de şey etmek istemiyorum ama şeyde de Abdullah Öcalan'da geldiğinde zafer işaretleri falan veriliyordu ama o da öyle teslim alındı, getirildi. Yani kim gitse teslim alıp getirebilir o da onu. Teslim eden kim peki burada? O zaman Ecevit de kimin verdiğini, Amerika'nın bize neden teslim ettiğini anlayamadık. Öcalan için mi diyorsunuz? Evet, Öcalan için diyorum. Amerika'nın Kenyalılar teslim ediyor ama yani operasyonu idare eden Amerikalılar. Amacı zaten, ne olabilir Amerika? Zaten daha önceden Şenkal Atasagun'a görüşüyorlar. Hı hı. Teminat istiyorlar asılmayacağına dair. Evet. Ondan sonra o da Ecevit'e söylüyor. Genelkurmay Başkanı'na söylüyorlar. Cumhurbaşkanı falan. Neticede peki deniliyor ve öyle gelinmiyor. Evet. Mahmut Yıldırım dediniz. Oradan devam edelim. Mahmut Yıldırım'ın teması derken sene kaç ve teması var dediğiniz sene, eğer diyorsanız. Şimdi benim notlarıma biraz bakayım. Çünkü sene, size bağlı çalışıyordu Mahmut Yıldırım o dönemde. Şu 27 Aralık 1994. 94'te. Evet. Şemrin Sakık hakkında görüşme ve Sırrısakık'ın Nusret Demirel ile temas kurma talebi. Yani Sırrısakık burada Şemrin Sakık'ın akrabasının talebini iletmek üzere. Tabii. Böyle kardeşine. Bir temas. Evet, kardeşinin evet, teması iletmek evet. üzere. Başka? Ondan sonra gene görüşme konusunun detaylarını anlatıyor Sırrısakık'la. Sonra bir de 18 Mart 1996'da da Ahmet Türk'le bir görüşmesi var. Gene Sırrısakık'ın bürosunda. Onunla hangi sebeple görüşüyor? Detay yok burada, bilmiyorum ben. Yani notlarım benim bunlar. Yani biz yani İstanbul özetleri çok evet. başlık notları. Bunda da Ahmet Türk'ün görüşme talebi doğrultusunda görüşüyorlar. Evet. Biz başka bir görüşmeden söz ederken siz şimdi bunların, Yıldırım üzerinden başka bir görüşmeye. Bunların zannediyorum zaten şu bir
gazetede bir şey çıktıydı. Bu bir mahkeme sormuş. Evet. Yeşil sakıkı işaret etti diye bir. Evet. Şurada bir şey var. Evet. Melik Duvaklı'nın haberi. Türkiye Gazetesi muhabiri. Evet. 3 Mart 2012 diyor. Yeni bir haber yani. Evet. Antep suikastında Şemli'nin sakığı kullandığını gösteriyor. Evet. Sizin bu konuda şeyiniz ne? Antep suikastinde ki biz suikastin tetikçisinin yakalanmasında özel istihbarat olarak rol aldık. Abdurrahman Şimşek biliyorum. Evet okudum biliyorum. Biliyorum. Enteresan güzel başarılı bir şeydi. Evet. Çalışmaydı. Evet. Mahmut Yıldırım derken şunu da sormama izin verin. APO operasyonları, Abdullah Öcalan'a yönelik operasyonlarda rol aldığını biliyoruz. Evet, benim evet. 2000 senesinde haber. Tamamen yurt dışı yani. Evet, evet. Eleştiri konusu da oldu sizin Mahmut Yıldırım'la. Çünkü emniyet ekibi de sizi o zaviyeden suçladılar. Susurluk sürecinde biliyorsunuz. Yani emniyet ekibinin suçlayacak bir hiçbir gerekçesi yok. Çünkü bizzat Hanifi Avcı dahil emniyet de kullandı. Verdiği kartları da biliyoruz. Evet. Ondan sonra. Siz yurt dışı dediniz. Nerede kullandınız Mahmut Yıldırım? Yani MİT'le ilgili operasyonları nerede? Biz şeyde Suriye'de kullandık. Bir de başka bir ülkede şimdi söylemem de sakınca. Evet. Lübnan'da kullandık. Suriye'de evet. kullandık. Abdullah Öcalan'a yönelik bir operasyon. Tabii, PKK'ya götürülmesi. Evet. Mercedes operasyonu diye bilinen bir operasyon. Bunu ben de evet, Hürriyet Gazetesi falan da yazdı. Biz de yazdık. Evet. Hatta bir belgeyi açıklamadan o dönem DGM benim hakkımda bir soruşturma açmıştı. Şimdi siz de bir belge yayınlamıştınız hatırlıyorsunuz. Mahmut Yıldırım MİT'ten maaş aldığına dair. $500 almış. Hatta bir avuç dolar için diye başlık atmıştık. Doğru. Evet, $500 bir ödenek şeyi var. Manşetten yayınlamıştık. Evet, evet. Yani Mercedes operasyonunun... Onlar doğru şeyler. Şenkal Atasagun'un da şey vardı onda, imzası vardı o belgede sizin yayınladığınız. Evet. Ben onları mahkemeye de verdim yani. Evet. Danıştay'da açtığım mahkemeye de verdim. Bana Sönmez Köksal'ın da vardı. Bana sual soruyorlar yani ondan Yeşil'i nasıl kullandın diye. Sen kendin imza atmışsın oraya. Onun müsteşarlığı döneminde size yöneltilen suale siz evet, cevap veriyorsunuz. Evet. Yani sanki o hiç yokmuş bu işin içinde gibi bana sual açtırıyor ve soruyor. Halbuki bu vardı. Tabii gayri ahlaki, yakışıksız bir hareket. Peki bu Yıldırım, Mahmut Yıldırım'ın da rol aldığı diğer görevlilerin adını söylemek doğru olmaz. Bu Mahmut Yıldırım'ın akıbeti bilinmediği için size göre bu arada öldü diyorsunuz. Öldü mü gerçekten? Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Yani ne ailesinden bir haber alındı. Ne yani bu adam... Bu kadar riskli işlere girmiş. Buna kendi başına mı girmiş? Yani toplantılara katılıyormuş şeydeki, askeriyedeki toplantılara, emniyetteki toplantılara. Evet. Ondan sonra... kendi başına yapacağı işler değil bunlar. Buna kart vermişler. Mesela bir kartı vardı. Bu... intihar etti dediler Behçet Oktay. Oktay, özel onun hareket tarafından daire başkanı verilmiş. Gibi, evet. Ondan sonra bir birliğe girme giriş kartı. Ondan sonra başbakanlık istihbarat kartı. Ondan sonra jandarma şeyine girme kartı. Yani tek başına hiçbir şey yapmış yani değil. Yani buna şimdi buna emir veren ne hesap sormak lazım. Yani bize de sordular. Biz cevabını verdik. Ne işte kullandığımızı da söyledik. Mahkemeye anlattınız evet. Yeşil'i. Mahkemeye de söyledik. O savcılar. Susurluk raporunda falan da sordular işte o zaman. Evet, neticede bizimle ilgili faaliyetleri bellidir. Bizimle ilgili faaliyetleri. Karanlık iyidir. Olan neresi peki? Bizim faaliyetlerimizde zaten biz her şeyimizi yazarız. Bizim günlük ceridelerimiz vardır. Ceride dediğimiz hani rapor. Günlük ne yaptık, kimden görüştük? Ne gibi haberler şimdi geldi. Az önce sırrı sakık kısmından notunu okudunuz zaten bir tanesini. Yok bunlar bu benim şeyim notlarım. Kişisel notlarım. Evet. Ondan sonra
Kayıtlı olduğu için bizdeki faaliyetleri belli ediyorsunuz. Bizdeki şeylerin hepsi kayıtlı vardır. Peki Mehmet Bey, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Yeşil'i kim öldürmüş olabilir? Buradaki şimdi en önemli jandarma, bunun en önemli kullanan, etkin kullanan, yani jandarma demeyeyim, yanlış anlayacağım. JITEM. Dönemi JITEM. JITEM'i. Bunu kullanan kimler öldürmüş olabilir? Yani siz ne zaman en son temas kurdunuz? Son temas düzeyi ne oldu? MİT bununla ilgili, ölümüyle, kaybolmasıyla ilgili, Tarık Ümit de keza. Tarık Ümit ve Yeşil'in kaybolmasıyla ilgili MİT ne gibi araştırmalar yaptı? Şimdi Yeşil'de çok fazla şey yapamadık. Çünkü Yeşil'in şeyi vardı, çağrı cihazı vardı. Onu bir müddet takip ettik. Yani bir herhangi bir faaliyet var mı, gelen mesaj falan var mı? Kullandığı telefonlar şey edildi. Evet. Bir şoförü ve arabası vardı. Evet. Arabayı kullanan birisi vardı. Siz İsmail diye biriyle son teması var diye yazmışsınız Atinok'ta. Öyle hatırlıyorum. İsmail isimli birisiyle son teması. Yani bizden belki. Ha yok, o İsmail dediğim Macar İsmail. Evet, o olmasın. Yani Macaristan'da olan. Bir... 98'de görüşmemiş miydi? En son öyle biriyle teması en var diye yazmıştınız. En son bakayım size söyleyeyim. 98 en son 8 Aralık 96'da son görüşme. 96'da 8 evet. Aralık. Yani Susurluk kazası da olmuş. İşte yurt dışındaki iki operasyon az önce söylediğim Suriye-Lübnan'da evet. Olmuş. Yani Lübnan'da bir operasyondan döndüler. Döndükten sonra yani Abdullah Öcalan'ın Lübnan'da gittiği bir ev vardı. Evet. Kaldı orada, onunla ilgili bir çalışma. Ne yapacaklardı orada? Yıldırım. İstihbarat faaliyeti mi yoksa suikast mı yine? Bu da Yıldırım operasyonu. Adı Yıldırım yani galiba. İşte artık duruma göre paketleyip getirebilirlerse getirecekler, getiremezler. Yani şimdi bu Mercedes operasyonu dediğimiz birazcık herkesin kafasında sadece bir öldürme faaliyeti gibi düşünülse de bizim de zamanında bu sizin Oslo görüşmeleri gibi Suriye'de bir takım insanlarla hem de üst kademeye yakın kişilerle irtibatlarımız vardı. Yani müzakere bazlı tabii, irtibatlar. Tabii teslim edilsin diye. Bu Suriye başka bir şey. Devletiyle ama değil mi? Evet tabii. Suriye devletiyle yani temaslar. Yani Rifat Esad'a yakın ondan sonra şey kişilerle. Evet. Onlarla temasınız oldu, teslim edilsin ama PKK ile temas değil. Hayır, değil. PKK'nın Peki kim ben, öldürmiş olabilir? Evet, yani onun da, o sorun cevabını yani. Da kim öldürmüş olabilir? Onu kullanan... Valla en çok jandarmayla ilişkisi vardı. En çok. Çünkü bir sıkıntım olduğu zaman gideceğim yer jandarmadır diye. Yani öncelikle şey ettiği yer jandarmaydı. Ondan sonra... Tabii bir takım bizde verdiği, biz onu zaman zaman bazı şeylerden dolayı sorguya da aldık. Evet. O sorgularda verdiği şeylerden mesela bazı topladığı paraların bir kısmını İbrahim Şahin'e verdiğini ondan sonra dağıttığını zaten öyle bir dinleme de. O da Behçetoktay'ın selefi olan İbrahim Şahin. Evet dinleme de var öyle bir şeyler falan. Yani neyse birçok... onunla olan ilişkisinden rahatsızlık duyacak insan vardı. O güçlerden herhangi biri yani, olabilir diyorsunuz. Yani infazlar var, şeyler evet. Var. Yani bunlar da kullanılmış. Musa Anter de keza adı geçiyor. Bunlar da kullanılmış. Yani kullanan kim? Kullanan kim? Devlet makamları. Siz şimdi sivil bir şahsı alıyorsunuz o bölgedeki ve kullanıyorsunuz. Birazcık da eğitiyorsunuz, eline patlayıcılar veriyorsunuz. Evet. Ondan sonra silah veriyorsunuz. Kimlik kartı veriyorsunuz. Evet, kimlik kartı bir veriyorsunuz. Güce erişiyor, kendi çapında bir güce erişiyor. Ama Mehmet Bey, şimdi siz devlet, kullanan devlet, sanki devlet öldürdü. Siz de kullanan, MİT mi öldürdü yani burada? Siz öldürmediğinize göre yani... Ya olabilirdi bizim de böyle bir rahatsızlığımız olsaydı eğer Yeşil'den doğan. Ondan paylaşmış olsaydık, şey etmiş olsaydık belki biz de yapabilirdik yani öyle. O sorunuza cevap olur. Anladım. Allah'a şükür hiçbir zaman böyle bir şeyimiz olmadı da bir kara lekemiz.
Evet. Ama hani karanlık faaliyetlerle ilgili o kesimin yani sadece bir cinayet... para da paylaşmak da değil. Bunun içinde cinayet var, şey var. Bildiği çok şey de var. Tabii, bir şekilde tabii, konuşma bildiğim, riski de olan tabii, birisi. Bildiğim çok şey var. Konuşmaya meyyal birisi miydi? Siz tanıyorsunuz birebir. Yok, ağzı sıkıydı. Ketumdu yani. Ağzı sıkıydı ama tabii yani belli olmaz diyorsunuz. Anladım. Şimdi biraz güncel bir şeye geçelim. MİT'in şu anki çok MİT tartışılan bir kurum. Her zaman öyle ola geldi biliyorsunuz. Gizemli bir kurum. Biz de yıllarca yazıp çizdik. Aleyhinde de yazdık. Kapalı teşkilatlar hep böyledir. Aleyhinde de yazdık. Yani hala da işte tartışılıyor. Şu anda demin başka tabii bir... Tabii söylediğim şey de fazla üzerine gitmeyin dediğim bu dinlemelerde. Çünkü neticede niyet nedir onu bilmediğimiz için. Evet. Tabii ki MİT'in de bir sürü hatalar oluyor ve maalesef eski öyle amatör ruhlu değil bir sürü içinde bir sürü... Profesyonel, tecrübeli istihbaratçılar. Hayır, içinde bir sürü de yanlış yapan adamlar da var. Evet. Bunlara, bugüne gelirsek... Miktat, biz Alpay, eskiden en temiz kalmış müessese diye çok iftihar ederdik kendimize. Türkiye'nin en itibarlı kurumu bir ara hep TSK çıkıyordu. Şimdi MİT bir dönem öyle düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi bugün Hakan Fidan'ın müsteşarlık süreci var. Evet. İstihbarat konularında teorik olarak hazırlıkları oldu. Bu konuya uzun süredir çalıştığı bilinen birisi. En azından teorik düzeyde. Daha sonra Emre Taner'le benim tahminim o ki çünkü hani başbakanlık müsteşarlığındayken bir şekilde MİT'le başbakanlığın teması oluyor. O süreçte sizin teşkilatınızla ilgili bilgi sahibi oldu. Ondan sonra müsteşar yardımcısı 2009. Ardından da 2009'da mı girdi? 2010'da girdi. 2010 Nisan'ı olması lazım değil mi? Abdurrahman öyle hatırlıyorum yanlış olmasın. Mayıs'ta müsteşar. Yardımcısı olarak girdi. 2011'de müsteşar oldu. Öyle mi? 10'da neyse. 10 diye hatırlıyorum. Evet şu an tam şey karıştırıyor olabiliriz. Neticede müsteşar oldu ve müsteşar olduğundan beri de bir tartışmanın odağında dış servislerin hedef aldığı bir isim. İşte Mossad Başkanı değil ama Savunma Bakanı galiba kendisinden söz etti biz bundan rahatsızız diye. İlk defa olan bir şey. Evet Mossad Başkanı Tanvir Pardo için Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir bakanı biz bu adamı istemiyoruz bizim işimize gelmez demiyor. Ama Hakan Fidan için böyle bir şey var. Siz Hakan Fidan'a dışarıdan baktınız ve teşkilatta uzun yıllar en alt kademeden takip memuru olarak başlamış bir istihbaratçı, eski istihbaratçı olarak Hakan Fidan'ın geldiği noktayı yapmak istediklerini ve başarı oranını nasıl görüyorsunuz? Aldığı siyasi destek başbakanlıktan artık kurum gerçek anlamda başbakanlığa bağlı olarak görülebilir. Şimdi, nasıl tabii böyle bir yorumda bulunabilmek için çok iyi etüt etmiş olmak lazım. Yani background'unu iyi bilmem lazım. Ondan sonra başarıları nedir? Evet. Bugüne kadar onları iyi bilmem lazım. Onlar konusunda çok fazla şeyim yok. Yalnız tenkit konusu olan şey işte assubaydır. MİT'in başına hep generaller gelirken assubay verilir mi gibi bir şey vardı. Evet. Ben o zaman herkese söyledim. Herkesin yükselmeye, kendini yenilemeye hakkı var. Assubay da olsa işte tahsilini bilmem şeyi yeterliyse. Ki MİT müsteşarlığı için bu Şenkal'da uygulanmamıştır MİT müsteşarlığında. Ne uygulanmadı? 4 sene yüksek okul şartı. Üniversite mezunu olması lazım. Üniversite mezunu olması lazım. Nasıl uygulanmadı? Şenkal 2 sene Grenoble Üniversitesi'nde. Evet, Fransa'da okudu. Okumuştur. Bunu bizim Milli Eğitim Bakanlığı da muadil saymıyor. Evet. Daha evvel bir Demirel zamanında hatırlattığım kadarıyla birisini müsteşar bir başka şeyin bakanlığı, ticaret bakanlığı mıydı? Tarım bakanlığı. Tarım bakanlığı mıydı neydi? Evet. Ondan sonra müsteşarı yapmak istediler. Sırf bu yüzden müsteşar olamadı. Yani Tarım Bakanlığı müsteşarı olamazken MİT'in müsteşarı oldu. Evet. MİT'in müsteşarlığı daha mı az önemli Tarım Bakanlığı müsteşarı? Bilemiyorum yani. Şimdi bu tabii ki yani eğer atamayı yapanlar kanunları dinlemiyorsa altındakiler de dinlemez zaten. Ne olacak?
Yani bugün Hakan Fidan için söylersek yurt dışında eğitim var, master'ı var, doktorası var. Onun evet. böyle bir problemi, yeterlik problemi yok. Ama Hakan Fidan'ın müsteşarlığı... Bilmiyorum o kaç doktora moktora yaptığına göre herhalde. Bilkent'te yüksek Bilkent'te master'ı doktorası var. Gerçi bir ara Emrullah Uslu üniversite mezuniyetiyle ilgili bir takım iddialar ortaya attı. Sonra ispatladı mı ispatlamadı mı onu bilmiyorum ama neticede ondan master'ı doktorası yalan var. Çıktı, ben de şeydim o zaman şöyle hani... 4 senelik tahsil olmayan birine master doktora yaptırmazlar herhalde. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli üniversitelerinden birinde yok denkliği olmadan olur mu? Benim olmaz gördüğüm mı? Hızlı bir yükseliş peki, var o. Peki ben şunu sorabilir miyim Mehmet Bey? Yani yeni daha müsteşar olmuş çiçeği burnunda bir müsteşara istihbarat başkanlığı yapacak ülkenin milli istihbarat başkanı. Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı yani böyle bir açıklaması, Şiilikle çok, suçlaması, çok, Hakan çok, Fidan'ı Şiilikle suçluyor, İran'a yakınlıkla. İran'a yakın diyor, Şii derken evet. Yakınlıkla aslında Şii şeyini daha ekolüne gibi yakın gibi bir iddialarda bulunuyor. Doğru bir şey mi? Daha siz bu kesinlikle adamın henüz... Değil. Yani buna hiç kimsenin karışmaması lazım. Yani bunun neticede Türkiye'de kanunlar var. Eğer bir ters bir şey varsa kanunlar bunun hesabını sorar zaten yani. Milli bir refleks, MIT'in millilik meselesi bağlamında düşünürsek böyle bir şey söylendiği zaman belki işte siyasilerin, istihbaratçıların, değişik kesimlerin daha fazla demek ki de seçildiğine göre bir rahatsızlığı Berat olduğuna göre İsrail'in demesi lazım değil mi? Böyle bir, zaten dikkat ederseniz geldikten sonra bir sürü şey bu Oslo görüşmeleri çıktı işte. Ondan sonra işte bu Uludere olayı oldu dediler, MIT'ten geldi. İstihbarat dediler. İstihbarat olur mu öyle canlı yani anı anına istihbaratın bu elektronik destek? GES oraya verildi falan evet, belki evet. Onun neticesi gibi mi şeyler tam bilmiyorum tabii bildiğim evet. bir şey değil. Ama bu haberlerin hepsi veya işte hepsi yani Hakan bizim Fidan'a yönelik. Teşkilatın Fidan'a içinde Fısıltı Gazetesi çoktur. İmzasız mektuplar çoktur. Ondan sonra daha evvel Emre Taner müsteşar yapılacakken öyle mektuplar öyle belden aşağıda şeyler yazılmıştır ki yapılmamıştır. 92 sürecini söylüyorsunuz eskiden çünkü adaydı. Müsteşar yardımcısıydı. Falan. Peki burada kontr terör merkezinin yani kurulması. Şimdi MIT biliyorsunuz geçen ay bordo veriler alınması gündeme tekrar güçlü. Yani operasyon yapma yetkisi sanki gizlice alınıyor mu veya alınıyor. Bir kontr terör merkezi muadili bir yapı oluşturulmasına siz nasıl bakıyorsunuz yeniden? Yani zaten oluşmuş bir yapıyı kapatan haindir. Yani buna... Çok açık bir şekilde söylüyorum. Sizden sonra kontr terör merkezi kapatıldı. Kontr terör, yani bana kızabilirler, bana şey edebilirler filan ama öyle bir emekle kurulmuş bir teşkilatı ve Türkiye en çok teröre maruz kalan bir ülke. Evet. Geç kalmış ve yapılmış bir emek vererek yapılmış bir evet. şeyi. Kontr terör merkezi çok ilmi çalışan, teknik çalışan. Hakikaten mükemmel bir yani tam istediğimiz gibi olmadı. Çünkü başka birimler... Neden kaldırdılar peki? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı birilerinin dediler. İşine gelmedi demek yani. Evet. Anladım. Şimdi kontrespiyonajı da öyle zayıflattılar. Evet. Ki yani istihbaratın temeli kontrespiyonajdır. Evet. Twitter'dan da sorularımız geliyor. Az önce baktım. Çok çok soru var. İzleyiciler epey sizin bilgi sahibi olduğunuz konularda bilgiyi açtılar ama ben biraz toparlayarak soracağım. 28 Şubat'la ilgili sorular oldu. Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu faaliyetlerden ne kadar haberdar olduğu. Çünkü Batı Çalışma Grubu kendi içinde özel, askere yakın bir yapı tarafından kurulmuştu. Batı Çalışma Grubu'nun MIT'te uzantısı var mıydı? Varsa kimdi? Çevik bir ekibiyle bazı isimlerin yakın çalıştığı yönünde bir iddia tabii, var. Tabii. Bu konuda sizin, çünkü o dönemde siz görevdeydiniz. Bir bilginiz var mı? Valla grupların en yakın çalışan Miktat Alpay'dır. Yani. Müsteşar yardımcısı eski. Müsteşar yardımcısıdır, evet.
daha evvel istihbarat başkanıydı. Müsteşar yardımcısı ile ilgili benim elimde Miktat Alpay ile ilgili bir istihbarat raporu var ama hangi kuruma ait olduğunu söylemeyeyim. Enteresan bilgiler var. Raporda? Siz toparlayın. Ben de yani Miktat benim gözümde çok münakaşalı bir kişidir. Yapı olarak sol görüşlüdür. Ondan sonra her ne kadar onu belli etmese de ondan sonra 60 senedir onların bir Milli Güvenlik Kurulu'na yazdığı raporlar filan hep böyle çok elastikidir. Her şeye her tarafa çekilebilecek gibi hep mişli muşlu filan şeyler 28 yazarlar. Şubat'ta da mı öyle raporlar yazdı BÇK'ye? Şeyine göre ondan sonra. Peki Miktat'a bağlı olan yerlerde birçok tahkikatlar gelirdi. Yani devlet dairesinde yapılacak önemli tayinlerde çok büyük rolü oldu. Evet. Şimdi Miktat Alpay'dan veya diğer isimlerden söz ediyoruz. Kendileri yayınımıza katılabilirler telefonla veya başka bir biçimde. Tabii katılsınlar, buyursunlar. Yani evet, Yargıtay başsavcısı seçilirken herkes bile Miktat'ın yetkisi olmuştur onda. Hangi Yargıtay başsavcısı? Erastan Özkaya mı? Yok. Eski. İsim şey yapmayalım belki. Çetin Doğan'la da mesela benim elimde Miktat Alpay ile ilgili bir bilgi var. Şunu okuyabilir miyim? Ne diyorsun? 1997 Aralık ayında Çetin Doğan'ın evinde Çetin Doğan ile kıdemli albay Hikmet Taymaz'ın arasında geçen konuşmada bir konuşma geçiyor. Şimdi balyoz hükümlüsü Çetin MİT Doğan. MİT müsteşar yardımcısı şahsın çok kadrolaşma yaptığı için deşifre olduğu, başbakana mezhepçi ve bölücü olduğu duyurulmazsa terfi ederek MİT müsteşar olabileceği ifade. Yani Çetin Doğan, Miktat Alpay'ın mezhepçi olduğunu ve bölücü olduğu duyurulmazsa derseniz öz yeğeni Bülent Alpay Devsol davasından cezaevine giriyor. Kızı mesela Zeynep Pınar Alpay'ın da isim telaffuz etmeden söyleyebilirsen. Yani elimdeki raporu ben yoksa bunu eğer bir soruşturma olursa da bunu ilgili savcılara da verebilirim. Çetin Doğan demiştin. Orada ne diyor tam olarak? Çetin Doğan mı öyle? Hani dediniz ya 28 Şubat süreciyle ilişkisi var mıydı? Ondan adını. Bu Çetin Doğan'ın burada kendi evinde Miktat Alpay'ı MİT müsteşarlığına getirmek istediğini ancak diyor müsteşar yapabilmemiz için kendisinin mezhepçi ve bölücü olduğunu gizlememiz lazım. Yani öz yeğeni müsteşar yapmak istiyor ama belli özelliklerini gizleyerek. Çünkü Çetin Doğan eski istihbarat başkanı. Evet. Genel kurmay. Özür dilerim yanlış isim vermeyelim. Çetin Saner. Doğan değil, Çetin Saner. Pardon, evet. Çetin Doğan balyoz hükümlüsü olan eski 1. Ordu komutanı. Evet. Mesela aynı o konuşmada yine MİT müsteşar yardımcısı çok kadrolaşma yaptığı için deşifre olduğu, başbakana Alevi olduğu duyurulmazsa terfi ederek müsteşar olabileceği etnik veya mezhepsel şeye kimliğe girmeyelim. Bence de girmeyelim. Yok, şimdi yani, anladım orada sonuçta. Başkalarını incitmeyelim de. Tabii yok. Şöyle bir şey var. Ben etnik de olarak kimseyi asla zedelemeye yönelik demiyorum. Ama burada birileri bunun istihbaratını yapıyor. Mesela yazılı bir belgeyi okuyorsunuz. Eşinin erkek kardeşini bir başka bir yerden MİT'e aldırmış. Orada istihbarat başkanlığı yaptırmış mesela torpille. Orada bir kadrolaşma yaptı. Anladım. 28 Şubat'la da sürecinde bağlantılı. Sürecinde ve BÇK ile bağlantılı olarak. Kesinlikle. Böyle bir çalışması var diyorsun. Mehmet Bey siz bir şey göstermeye çalışıyorsunuz. Şimdi şurada bir haberden bahsediliyor. Evet. Neyle ilgili? Bir okursanız şu altı çizili yer ama bir Genelkurmay Başkanı'nın söylediği. Orada. Evet şimdi gerçi cezaevinde olan insanlarla ilgili aleyhte bir şey söylemek doğru mu bilmiyorum Miktat ama söyleyeyim. Alpay'la ilgili. Haberde askeri istihbaratın 2000 yılında hazırladığı gazeteciler raporunda Soner Yalçın da adının geçtiğine dikkat çekilerek onun eski MİT müsteşarımızın Miktat Alpay'ın ekibinden olduğu anlatılıyor diye bir kitaptan Erkan Acar'ın Karanlık Oda Ergenekon'un medya yapılanması adlı kitaptan kameramıza gösteriyoruz. Güzel derlenmiş bir kitap ben de okuyorum.
Kitap gerçekten çok dolu dolu bilgiler var. Evet. Erkan Acar'a buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de faydalanacağız. Şimdi yani acaba Soner Yalçın da, Soner Yalçın dediğim gibi şu an cezaevinde. Miktat Alpay sonuçta bu bizim hani kendi vakıf olduğumuz bir şey. Miktat Alpay ekibinden bilgi aldığı yönünde söylendi. Ama dediğim gibi cezaevinde olduğu için çok fazla o konulara girmeyelim. Çünkü kendini savunma imkanı yok. Fakat siz Miktat Alpay'ı anlatırken işte BCG boyutu ve Çetin Saner, Çetin Saner dediniz. Çetin Saner'le ilgili bir şey var mı? Çetin Saner deyince size şunu soracağım. Sizin Abdullah Öcalan operasyonu sırasında o Apo köpeğini süründüre süründüre getireceğiz diye Suriye ateşesine telefon açan kişi olduğunu siz söylediniz. Bu olayın aslı nedir? Bize açıklarsanız. Doğru, yani bir telefon konuşması çıktı. Hatta o zaman Müsteşarımız Sönmez Bey hayret etti bunu nasıl böyle hani haber verir gibi bir telefon konuşması diye. Evet. Aradı askeri ateşe o tarihte işte arıyor emret komutanım filan diye çıkıyor ateşe de. Ondan sonra şimdi seninkiler dinliyorlardır diyor. Yani Suriye istihbaratı el muhaberatı kastediyor. Evet, evet dinliyorlardır diyor. Bizim ekipleri yolladık oraya. Evet. Ondan sonra yani bu söylediği ekiplerin içinde asker şahıslar da var, sivil de var. Ağırlıklı da olarak da operasyon öncesinde oldu. Ağırlıklı olarak da asker şahıslar. Bunların Suriye gibi bir ülkede çok sıkı bir rejimi olan ondan sonra. Evet. Bunların başına bir şey gelseydi bunun vebalini nasıl çekecekti bu paşamız? Evet. Böylelikle operasyon sabote mi edildi? Yani sabote... Bir teşkilat içinden edildi, teşkilat dışından edildi, askerden edildi. Askerden patlayıcı aldık, ertesi günün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. C4 patlayıcı operasyon için aldınız. Evet. MİT bir ton patlayıcı ne yapacak diye manşetten vermişler. Mazda minibüs gidiyor. Sizin bu bahsettiğiniz Afet Hanım da bu işlere karşı bir... hanımefendiydi o da. Operasyon olmasın evet, diye mi istiyor? Operasyonu hiç... Biraz müzakereci bir çizgide miydi? O yüzden mi yoksa hayır, neden yok. Öyle? Muhalif. Anladım. Şimdi Abdullah Öcalan'ın ilk operasyon Mercedes detayını konuştuk. Kıbrıs'ta 1997 yılında bir olay var, bir tatbikat var. Önemli bir tatbikat. Evet, bu tatbikatta Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun yanında bulunan albay, şu an ismini hatırlamıyorum... Vural Albay. Evet, Vural Albay bir gelen bir kaza kurşunu, kaza mermisi olduğu söylenen bir... Hemen arkasında oturuyor. Evet, mermiyle vuruluyor ve olay yerinde galiba hayatını kaybediyor. Burada hedefin Kıvrıkoğlu olduğu, geleceğin Genelkurmay Başkanı. Çünkü 97 senesinden söz ediyoruz. Daha sonra Genelkurmay Başkanı oldu Kıvrıkoğlu. Sonra bu tatbikatta olan bazı askerlerin hatta özel kuvvetler mensubu olduğu da söylendi. Özel kuvvetler mensubu mu gerçekten bilmiyorum. Ama Malatya'da bir uçak kazası var. Bir kasa uçak. Kasa tipi uçak düşüyor. O uçakta ölenlerin bu tatbikatta rol alan hatta işte kaza kurşunuyla Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun yanındaki albayı vurduğu söylenen insanlar olduğu ileri sürülüyor. Bu konuda sizin bir bilginiz, yorumunuz var mı? Daha da ilerisi var. Bir yazar zannedersem şey yaptı bunu. Ölen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın da bu aynı ekip tarafından, o kasa uçağında düşen ekip tarafından öldürüldü. Öyle mi? Evet, evet. Öyle bir şey de var. Bu bir istihbarat mı? Neye dayanıyor yani? Vallahi bu şeyde jandarma istihbaratında çalışmış bir kişinin ifadesi. Yani bilseydim bu konuya girebileceğimizi düşünmedim. Bir mahkeme ifadesi mi bu gizli tanıkların söylediği gibi? Çünkü bazen gizli tanıklar... Şimdi detayını ama... Bu... Ama size verdiği bir ifade mi? Hayır değil bana mi? Verdiği değil bu şeyde. Ben yalnız size de değil mi? Ben yalnız subay bir arkadaşımdan kim olduğunu hatırlamıyorum. Ondan sonra bu iki kişi oldu Kıvrıkoğlu olayında. Ondan sonra fakat vurmak istemediler de başkasına mı ateş ettiler ondan sonra
yoksa uğramadılar mı onu bilemiyorum. Çünkü şey... Bu askerler o dönem Genelkurmay 2. Başkanlığı mı bağlıydı? Çevik bir dönemin Genelkurmay 2. Başkanı genelde ama... özel kuvvetler hep 2. Başkan'a bağlı. Özel benim, kuvvetler de sanki biraz... Benim bildiğim o. Yani değişmediyse öyleydi o zaman. Evet. Ve daha sonradan bu kişiler bir uçak kazasında öldü diyorsunuz. İsimlerini de vermişti ama hatırlamıyorum. Peki neden öldürüldüler mi yani, bir şeyler açıklamasınlar? Herhalde diye. Öyle. Temizlik. Türkiye'de uçak kazaları ve araba kazaları hep tartışma konusu olmuştur. Helikopter kazasında dahil edebiliriz işte Yazıcıoğlu'nun. Hatta rahmetli Yazıcıoğlu'nun Türkiye'de kazalar, ben bir istihbaratçıyla konuşmuştum diyor. Türkiye'de kazalarda bizim servisin ya da işte Türkiye içindeki Türk servisini gerçi söylüyor ama Türkiye'de yürütülen istihbarat faaliyetlerindeki kazalarda, operasyonlarında hep bir şey var. Evet, yani evet. Az önce bir kaza örneği verdiniz işte. Evet, evet. Susurluk kazasının kendisi. Yani onun da teferruatını, kazanın şeklini falan bilmiyorum. Ama şüpheli bir kaza. Gazetenin yazdığına göre evet. Söylüyorum şüpheli. Peki Mehmet Bey evet. En son... Eşref Bitlis olayı var biliyorsunuz. Evet, Eşref Bitlis olayı bir sürü. Evet. Ankara'da en son savcıya, Cumhuriyet Savcısına Eşref Bitlis'le ilgili bir tanık olarak ifade verdiniz. Evet. Orada şüpheli bulduğunuz yanları var mıydı? Çünkü Cem Ersever yaptırdı deniliyor yine bu Perinçek grubunun. Cem Ersever yakın bir adam zaten şeye. Eşref Bitlis'e yakın evet. Evet, evet, evet. Tanışmıştım da ben Nihran Bey'le beraber. Eşref Bitlis'le mi? Evet. Nasıl biriydi sizce? Valla çok şeydi, öyle bir rahat bir insan, iyi bir insan. Evet. Öyle sıcak hissettiğiniz bir insan. Biliyorsunuz onun uçağı da bir o şeyler, Amerikan uçakları bir türbülansa soktular, mecburi iniş yaptı filan falan. Evet. Daha evvel de işte bir Amerikalı Kuzey Irak PKK'ya yardım malzemesi attığını fotoğrafladılar, şey ettiler, raporlar yazıldı o konularda. Biz iki program önce bu konuları Metin Kaplan adlı bir araştırmacıyla evet, konuştuk. Ben de onun Metin Kaplan'ın da ifadelerini okudum. Evet, evet. Şimdi güncelle yakın, yani bu en azından bu senenin bir konusu, 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, eski Müsteşarı Emre Taner, şimdiki Müsteşarı Hakan Fidan ve eski Müsteşar Yardımcısı az önce adını zikrettiğiniz Afet Güneş'in PKK ile Oslo'daki görüşmeler bağlamında sanık sıfatıyla ifadesi almak üzere özel yetkili dönemin özel yetkili mahkemesine çünkü kaldırıldı, sanık olarak, şüpheli olarak çağrıldığı biliyoruz. Böyle bir süreç yaşandı ve bu süreç devletin yargı, emniyet, MİT, başbakanlık ve diğer kurumlar arasında kriz konusu oldu ve bir meclisten yeni bir yasanın çıkmasına vesile oldu. Size şunu çok doğrudan net bir şekilde sormak istiyorum. İstihbarat mesleğinin kendi etik kuralları içerisinde MİT'çilerin, istihbaratçıların terör örgütüyle temas kurmaları, müzakere veya başka bir amaçla iç etiğe aykırı mıdır? Ve bu yüzden bir yargılama yapılabilir. Kapsamına bağlı. Kapsamına ve hedefine bağlı. Yani şimdi bu bir hiyerarşik şey olarak yapılıyorsa tabii ki normal olabilir. Çünkü düşman devletler arasında bile diplomasinin bittiği noktada istihbarat teşkilatları alternatif şeydir. Kanallar. Kanallardır. Evet. Burada da böyle bir şey görüyor musunuz? Oslo görüşmelerin sızdırıldığı. Oslo görüşmelerini bulabildiğim kadarıyla okudum. Evet. Bazı rahatsızlık verici şeyler var. Benim, nedir benim onlar yanımda sizin bakış açınızdan? Yani işte biraz fazla taviz vererek. Yani siz eğer devlet olarak kuvvetliyseniz zaten karşı taraf size boyun eğmeye hazır olur. Onlar da temas kurma konusunda fazla, çok... Fazla taviz vererekten bir yere varamazsınız. Tavizden kastınız. Tavizlerin arkası başkaları da gelebilir. Şimdi ben, bu taviz bu pardon bir şunu, de şu detayı... Bir konu tamam bir soru sorayım ondan sonra sen de sorunu unutma. Bir taviz derken yani üslupsal bir taviz mi o konuşmanın seyri yoksa bu mutabakat falan dendi bir şekilde... İşte bilmem... Gidip başında onun... Ama mutabakatın olmadı da söylendi. Gidip başında işte onun yazdığı notları öbürlerine ulaştırmak filan aracı birinden vasıtasıyla bu görüşmeleri yapmak. Evet.
aracı bir devlet vasıtasıyla yahut da bir... İngiliz servisi galiba o değil mi? İngilizler İngiliz biz değiliz diyor filan ama bilmiyorum ondan sonra. Tabii ki biz izleyecek bir durum yok bunda. Ama İngiliz aksanıyla konuşuyor. İki, bu kadar açık etmesi. Necirvan Barzani'nin biz bunu MİT müsteşarıyla beraber hazırladık bu süreci demesi. Evet. Bunların hepsi bence soru işaretleri yaratan. Ama ilkesel olarak böyle bir görüşme olabilir. Bu olabilir, şey. Olabilir. Şimdi, tabii olmaz diye bir şey söylemiyorum ama denge meselesi bu. Denge. Anladım. Eşit dengede bir görüşme değil ben gördüğüm kadarıyla. Anladım. Abdurrahman'ın size bir sorusu olacak. Şimdi buradaki benim sorguladığım yani kafama takılan şimdi istihbarat örgütü orada müsteşar yardımcısı düzeyinde veya şube daire başkanlığı düzeyinde bir masada oturuluyor. Dediğiniz gibi yani silahların konuşulduğu veya şeyin politikanın bittiği yerde veya savaşlarda istihbarat örgütleri devreye girer. Peki Hakan Fidan, Fatma Afet Güneş ve diğer MİT mensupları orada yani kafalarına göre mi gittiler, görüştüler? Orada siyasi bir otoritenin devlet politikası başbakanımızın, olarak gidiyor. Peki siz bir savcı olarak... yani kafalarına göre oradaki MİT mensupları kafalarına göre gitmediğine göre siz biliyorsunuz en ufak bir raporu yukarınızdaki amirinizin bilgisi olmadan MİT'te en ufak bir şey olmaz. Bunu herkes bilir. Burada şimdi bizim zamanımızda öyleydi. Şu anda da öyle olduğunu ben düşünüyorum. Daha da sıkı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada sanki öyle bir şey yaratılmış ya, Hakan Fidan, Fatma Afet Güneş kafalarına göre gitmişler, hiç kimsenin bilgisi dahi olmadan Türkiye'nin Güneydoğu illerinin yarısını vermişler. İşte İstanbul'a bombaları yerleştirin biliyoruz, göz yumuyoruz gibi iddialar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Hakan Fidan oraya kafasına göre gidebilir mi? En üst düzeyde Oslo'da yani başbakanımızın bilgisi dahili olmadan şimdi veya dışarı. Şimdi gitmek başka, konuşmada kendisine çizilen çizgiyi aşmak başka. Yani anlatabildim mi? Yani gidip eğer orada bir takım konuşman gereken şeyleri aşıyorsan, şimdi ben de çok merak ediyorum. Bu kadar kıyamet kopmasına rağmen savcılar neden ısrarla aynı şeyi de tekrarladılar? Ne gördüler de tekrarladılar? Açıklasınlar, ben de onu diyorum. Açıklasınlar, artık gizli kalan bir şey kalmadı ki. Diyarbakır'da güya BDP il binasında ele geçirilen bir operasyonda bu Oslo görüşmelerinin zabıtları çıkmış güya. İşte bir takım şeylerde, özverilerde bulunmuş. Hakan Fidan sanki hani siyasetin başındaymış gibi kafasına göre. Yani MİT'çiler görüşür. Oradaki konuşma düzeyini ben baştan sona okudum. Hakan Fidan'ın söylediği hep şu var. Biz Abdullah Öcalan, orada Sayın Abdullah Öcalan dedi diye bir sürü ulusalcı gazetelerde vatan haini ilan edildi. Sonuçta Oslo'da bir masada oturuyorsanız orada hani istihbaratçı sayın da dersiniz, beyefendi de dersiniz, başka bir şey de. Orada vatan haini ilan edilmiş gibi bir duruma getirildi. İşte ben o yüzden sordum. Üslupla ilgili bir şey mi yoksa görüşmenin içeriğiyle mi ilgili? İşte şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum. Savcıların başbakanın büyük tepki göstermesine, kanun çıkmasına rağmen yazılı olarak tekrardan aynı şey üzerinde ısrar etmesinin bir sebebi olmalı. Peki bunun başka bir sebebi olamaz mı? Teknik bir sebep değil. Başka bir. Peki şimdi bilmediğim şey hakkında başka bir sebep olamaz mı? Bilmediğim şey hakkında yorum yapmam yanlış. Peki Mehmet Bey, siz biliyorsanız söyleyin, onu da yapalım. Ben de bilmiyorum. Mehmet sadece Bey, tartışıyoruz. Amerika'da siz uzun yıllar kaldınız, yıllarca. Orada bir yargıç CIA başkanı ile ilgili atıyorum El-Kaide ile görüşmüştü. El-Kaide ile neden görüştün veya Taliban'la şunları verdin, bunları çok aldın diye yapıyor. Operasyon... Of, hem de nasıl sorguluyorlar.
Kimi sorguluyorlar? Sorgu, bulayım getireyim size şeyleri. CIA başkanını gözaltına alma gibi. Yok, böyle bir şey olabilir mi? Oturuyor yani. Şeyde sorguluyorlar. Bizde biraz ileri gitti problem orada. Ya da yani. Mossad Hamas'la bir şekilde temas kuruyorsa işte Mossad başkanı Tamir Pardo'yu sorguya mı çağırıyor doğrudan şüpheli sıfatıyla? Burada biraz yani kurumlar arası ilişkileri zedeleyecek bir süreç mi işledi? İsrail kendi cumhurbaşkanını da sorguladı. Ahlaksızlıktan dolayı. O başka bir konu. Tecavüz yani, suçundan bir sürü neticede, insan hatta... Neticede burada olur mu ahlaki öyle bir şey? Ahlaki bir problem o. Burada olabilir mi öyle bir şey? Bilemiyorum yani. Ama siz yıllarca devlette bulundunuz. Bilmiyorum şimdi, Türkiye'de kaç tane cumhurbaşkanı 12 tane kadına tecavüzle yargı. 12 tane falan galiba. Ferhat'cığım şimdi burada... Konuyu şimdi çok burada, dağılmasın da. Hayır tamam. Burada savcıların eğer ellerinde çok güçlü deliller varsa bunun yolu MİT müsteşarını gözaltına alıp İstanbul Bölge Başkanlığı'nı İstanbul en az 20 tane ekiple İstanbul Bölge Başkanlığı'nı basması mı gerekiyor? Yani bunu ilgili kanallardan Sayın Başbakanımıza iletebilirlerdi. İçişleri Bakanı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Adalet Bakanlığı'na bir sürü kanallar vardı. Tabii yani, neden bunlar kullanılmadı bu yollar? Mahkemelere de bu yetki verilmiş. O yetkilerini kullanıyorlar yani. O şeylerle ilgili. Anladım. Şimdi yani koskoca Genelkurmay Başkanı'nı alıyor da ona bir şey yok. Eski MİT Müsteşarı'nı alıyor. Ona kimse ses çıkarmıyor. Şimdi Teoman Kaman içeride. Neye göre içeride? İzin mi verdiler? Eski yani ben savunmak için söylemiyorum. Asker, jandarma genel komutanlığı süreci. Orada MİT Müsteşarlığı için öyle ama MİT Müsteşarlığı'ndan ötürü alınmadı. Jandarma genel komutanı olduğu 28 Şubat sürecinde. Jandarma genel komutanı olduğu için ama aldı. MİT Müsteşarlığı yaptı neticede mı? Neticede yaptı. Evet. Yani eski MİT Müsteşarları başbakanın izinden sabit değil mi? Teknik olarak. Son iki dakikamız size bir soru, bir soru sormak istiyorum. Önemli bir soru atlamayalım. Şimdi Türkiye'de bir istihbarat algısı olumsuz bir algı idi. Hala bile öyle işte. MİT'çi deyince bir sürü tartışma konusu oluyor. Bir şey lafınızı kesmek istiyorum. O demin sorduğunuz şeyde bir üzüntü duyduğum bir şey var. Onu da parantez içinde söylemek istiyorum. O bir ajans kurulma ortaya çıkma bir elemanlar filan ortaya çıktı. Hangisi ajans? Bir PKK'dan bilgi aktarımı ile ilgili haberini yaptım. O çok tabii üzüntü verici bir şey. Çünkü çok emekle kurulmuş olan bir bir ağ kurulmuş yani. Evet. Güzel bir ağ o. Evet. O da mı sabote edildi? O da mı sabote edildi? Ona üzüldüm yani. O olmaması lazım gelirdi. Hanefi Avcı taktığı ile sizin nasıl bir MİT kaynaklarınızı, haber elemanlarınızı? Hanefi Avcı da cezaevinde, onu da konuşmayalım. Eskiden ben de görüşürdüm gazeteci olarak. Görüşen bir sürü meslektaşımız var. Hayır, bu normalde istihbarat örgütlerinin arasında çekişmeler olur ama burada... İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Bizde kurumlar arasında bir rekabet, aşırı yıpratıcı bir rekabet var. Emniyet başka bir telden çalıyor, yargı başka bir telden, MİT, işte TSK. Evet. Burada şunu soracağım. Sizin uzmanlık alanınız diyeceğim çünkü kontrespiyonaj işini yaptınız. Saadettin Tantan'ın nüfus casusu dediği ama sizin etki, tesir ajanı diye sınıflandırdığınız bir kesim var. Bu kesime mensup insanlar Türkiye'de çok başka meslekler altında yabancı servisler adına faaliyet gösteriyor olamaz mı? Tabii. Kesinlikle. Ya zaten ele İstanbul filan bir casuslar cenneti yani. Evet. Her türlü faaliyet var. Dünyadaki aşağı yukarı her faaliyetin bir ucu İstanbul'dadır. Evet. O yüzden burada bu tarz faaliyetler oluyor ve Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Yabancı istihbarat servisleri bir şekilde Türkiye'de değişik meslekler icra ediyor. Onun için de kuvvetli bir kontrespiyonaj nüvesinin olması lazım. Evet ve kurumların birbiriyle çok da fazla kavga etmemesi lazım belki. Etmemesi lazım. Evet, programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Abdurrahman Şimşek, Sayın Mehmet Eymür, zahmet verdik. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah seyircilerimiz herhalde beğenmişlerdir. Evet sayın seyirciler, yaklaşık 2 saatlik, takribi 2 saatlik bir yayın süresinden sonra istihbaratı bu hafta kapatıyoruz. Konuğumuz istihbarat aileminin önemli bir ismiydi. Mehmet Eymür, Sayın Mehmet Eymür. Haber değeri taşıyan şeyler söyledi. Hatta bana göre bunlardan en az biri manşet haber adayı olabilecek nitelikte. Bunu şimdiden söylemeyeyim. Meslektaşlara ipucu vermeyelim.
Tabii herkes haberi kendine göre yorumlayacaktır. Konuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine çok ilginç bir konu ve önemli bir konuk ile karşınızda olacağız. Bu programda kısmen konuştuğumuz Oslo süreci, 2009'da gerçekleşen Oslo sürecinin atası kabul edilebilecek eski Oslo vari müzakere sürecini masaya yatıracağız. Konuklarım o sürecin perde arkasını birebir bilen insanlar olacak. Bayram sonrası 31 Ekim'de yine aynı saatte görüşmek üzere. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Esen kalın.